Sinan, dini öğrenmekteki rehberimiz ne olmalıdır sizce? Sinan çok samimi olacağız ve Kur'an'dan öğreneceğiz. Anlayamadığımızda iyi bilen birine sorarız. Ama tabii nihai kararı biz kendimiz veririz. Anlaşılmayacak gibi de çok meal var zaten. Kur'an'la dinimizi çok rahat yaşayabiliriz. Ama çok samimi olmak şartıyla. Çok samimi olmak. Evet. Ben Sakarya'dan Gülsem'im. Benim aklıma bir soru takıldı. Soracağım şey şu, insanlar çok fazla yapılan yanlışların vesaire, toplumsal sorunların hepsinin farkındayken konuştuğumuzu neden günlük hayatlarımızda bu farkında olduğumuz şeyle göre yaşamıyoruz? Teşekkür ederim. Yakışıklım, güzel yüzlüm. İnsanlar dışarıda gördüklerini anlatırken boğuluyorlar. Yani karmaşaya boğuluyorlar. Halbuki çok sade her şey. Mesela Türkiye'yi alalım. Ya kavga için hiçbir sebep yok Türkiye'de. Mesela PKK'lı olmanın da bir mantığı yok. Sığır herifler. Yani Türkiye'yi bölüp ne yapacaksın? Beş kulak ne yapacaksın yani böyle Türkiye'yi? Son derece aleyhine. Son derece aleyhine. Her yönden, ekonomik yönden de, siyasi yönden de başın belaya girer. Bir de komünist sistem istiyorsun, daha da beter. Aşağılanacaksın da. Burada istediğin gibi geziyorsun, istediğin yere geliyorsun, istediğin yere gidiyorsun. Bu şeytani manyaklığın alemine yani. Aklı başında olsana ya. Hayır, de ki efendim, kardeşim özgür olmak istiyorum de, demokrasi istiyorum de, Türkiye'yi bölmeyi ne istiyorsun? Ne yapacaksın pasaportla gelip yani? İstanbul'a pasaportla geleceksin. Ne yapacaksın? Ne kazancın olacak bundan? Böyle bir aptallık olur mu ya? Özgürce gezebildiğin yurdu özgürce gezemeyeceksin. Biz de Mardin'e gideceğiz, pasaport çıkartacağız. Zaten gidemeyiz de ayrı mesele. Yani onun kafasına göre. Şu rezilliğe ne gerek var ya? Ya de ki kardeşim demokrasi olsun, kadın hakları olsun, özgürlük olsun. Kimse sana bir şey demez. Bölünmeyi nereden çıkarıyorsun? Dini ortadan kaldırılmıyor. Ya niye dini kaldırmaya kalkıyorsun? Özgür ol. Sen karışma adam. İsteyen dindar olsun, ister dinsiz olsun. Sana ne? Niye dini ortadan kaldırmaya kalkıyorsun? Niye aileyi ortadan kaldırmaya kalkıyorsun? Niye devleti yıkmaya kalkıyorsun? Yani müthiş bir münasebetsizlik. Rahat, huzurlu bir ortam olsun. Bilakis Suriye ile de Irak'la da birleşelim, kavga olmasın. Terör örgütlerin tamamı vazgeçsin kavgadan. Savaşta dursun, bombardıman dursun. Ya bundan makul ne olabilir ya? Bir adam düşün, eline çekiç almış, tak 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 komşunun kafasına vuruyor. Yani dur de diyorsun adamı, çekici elinden alıp durduruyorsun yani. Zaten çekişle kafasına vurması bir anormallik. Durduk yere bir manyaklık bu yani. Sen yapacağın şeyi çekici elinden alıp masanın üstüne koymak, rahat dur dersin. Yani istenen bu şu an. Bu kadar kavgaya, kepazeye hiç gerek yok. Bunu anlatmak da çok kolay. Bunu insanlar hepsi kabul eder ayrıca. Bu nasıl olacak diyor. Ya kardeşim kavgayı organize ediyorum, bu kolay oluyor da. Kavgayı durdurmak niye zor olsun ya? Kavgayı yapmak çok zordur. Kavga çok zordur. Kepazelik çok zordur. Kan dökmek çok zordur. Barış niye zor olsun ya? Rahat duracaksın, adam gibi oturacaksın yani. Ben anlayamıyorum. Ya herif sırf PKK diyoruz. PKK'ya demeyin diyorsa Rütük, ya PKK'ya karşı saygılı olun diyorsa, ben o zaman Rütük'e dava açarım. Yani bana PKK'ya karşı saygılı olun diyorsa Rütük, ben dava açarım. Yani biz PKK'ya niye saygı kelimeleri kullanalım ya? Niye sığır diyemeyelim, niye herif diyemeyelim yani? Beyefendi mi diyeceğim, ne diyeceğim yani PKK'lıya? Ne diyeyim yani? Sığır dediğinden kastım hayvan gibi adam, o anlamda. Hayvana benziyor, akılsız.
Hadi. Her if olarak alalım, böyle anlatsın. Her ne demek İngilizce? O. Ne? O kız. Her if, o kız. Tamam. İşte oradaki bir kızdan bahsediyoruz. Öyle anlasınlar. Her if. Sığır da sağırdan. Yahut şöyle diyelim, sığ düşünceli. Sığır. Yüksek düşüncesi yukarı derdik. Düşüncesi düşük olduğuna göre sığır. Yani sığ düşünceli insan anlamında. Baş şahane olmuş. Bakayım. Vay be, konu bitmiş. Birincisi. Erman Toroğlu galiba PKK'ya bombalaması sonrasında hakaret etti diye PKK'ya yönelik sözüne ceza vermişti. Bu kalkması lazım. O Rütük PKK'ya hakareti meşru bırakması lazım. Özel buna bir ayrı kanun çıksın. Hayır, öbür konularda tamam haklılar da, fakat PKK konusunda bir elastikiyet olması lazım. Olmaz. Biz adamlara beyefendi diyecek halimiz yok. Ya böyle olmaz. Ama illa herifi öğrenmek için her if oradan geliyor İngilizce. Yani oradaki kadın kastediliyor. Sığır da sığ olan insan. Sığ düşünceli insan anlamında. Yani yanlış anlaması. Dehşet olmuş. Şahane. Böyle bir olay yok şu an. Mükemmel. Evet. Yani şey, oturduğum koltuk çok iyi. Burası iyi, güzel. Bardak iyi, çaylar iyi, kahve iyi, her şey güzel, o anlamda. Ya o kardeşim, bu hayat beni yani o kadar mutlu etmiyor ya. Biraz daha özgür olalım Allah aşkına ya. Ya ben PKK'ya dolu dolu hakaret etmezsem rahat edemem. Yani FETÖ'ye de öyle efendim, IŞİD'e de öyle. Yani rahatça bıraksınlar da saydıralım ya. Allah Allah. Deşarj olacağız. Evet, dinliyorum. Kutuplarda